Arkadaşlar merhaba, 20 Ocak Cumartesi ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var yine. Birinci koşu 21.09. Birinci altılı Ganyan İlkaya. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1670 tapeda da bir satış koşusuyla başlıyor. Koşuya bakalım. 8 binlik bir satış koşusu. 22 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 8 numaralı I Am The Game. Son startında son anda yakalanarak burun farkıyla ikinci olan bir isim. I Am The Game 8 numaralı Paco Lopez ile start alacak. Favori olduğu son startında burun farkıyla ikinciliği var. 4 numaralı Make Em Tap aynı koşuda üçüncü oluyor. Önceki startında da yarım boy farklı bir ikinciliği var. Yine 1700 tapetadaki startında. 3 numaralı Mufrih Edgar Zayas'la son startındaki favori olduğu maiden koşuyu 1700 tapetada 1.44.42 ile kazanan bir isim. Bir isim daha yazarsanız bütçenize göre 5 numaralı Shake Your Bones Edgar Perez'de son favori olduğu standdaki maiden koşuyu 1670 tapetada 1.42.36 ile kazanan bir isim. İkinci koşu bir maiden koşu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. 89 binlik üst grup bir maiden koşu. 5 numaralı Lady Emily Catherine. Murat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Önceki startında son anda yakalanarak boyun farkıyla üçüncü oluyor. 100 binlik üst grup bir maiden koşuda 1600 çimde. Büyük bir ihtimal bugün favori olur. 7 numaralı Peace Cruiser Junior Alvarado ile rakip olacak isimlerden biri. Diğeri de 3 numaralı Astrella Tyler Gaffolone ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 tapetada bir satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 10 binlik bir satış koşusu 26 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Six Feet Apart'la başlayacağız. Son startına bir boy farklı üçüncülüğü var. 1000 metre tapeta pistte Paco Lopez'le start alıyor bugün. 3 numaralı Fedalia ile ikili olan 1 numaralı Above Par var sırada. Edgar Zayas'la start alacak. Son 5 startında 1200 kumdaki şartlı satış koşusunu 1.10.61, 1100 kumdakini 1.04.31 ve 1000 tapetadakini 57.71 ile son 5 startın 3'ünü kazanmış bir isim. 6 numaralı Temerity Tyler Gaffalon ile start alıyor. Önceki startın yarım boy farklı 1000 tapetada 57.62 ile kazanmış. 8 numaralı Runaway Breeze Jose Ortiz ile ve 12 numaralı Alaturka Irad Ortiz Junior'la önceki startındaki 10 binlik satış kursunu 1100 tapetada 1.05.49'da kazanan bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan. İlkaya 22.39'da 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şart satış koşusu. Koşu 6250'lik düşük seviyede bir satış koşusu 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Road to Road. Orat Ortiz Junior ile start alıyor. Önceki startta eşdeğer bir koşuyu 1400 kumda ıslak zeminde 1.23.74 ile yaklaşık 3 boy farklı favori oldu. Önceki startını kazanmış bir isim. 5 numaralı Toscanito Paco Lopez ile start alacak. İki önceki startındaki 1200 kumdaki satış kursunu 1.10.96 ile kazanmış. Önceki startında da bir boydan az bir farkla ikinciliği var 1600 kumda. 1 numaralı Boldness aynı şekilde iki önceki startındaki 1400 metre kumdaki satış kursunu 1.23.74 ile kazanıyor. Son önceki startında da bir ikinciliği var 1600 kumda 6250'lik satış kursunda. Bir isim daha yazarsanız 3 numaralı Rhymes Like Times, Jesus Rios'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 çimde bir maiden koşu. Burada da 2 numaralı We Live This Game ile ikili olan 3 numaralı Triple Espresso Brad Ortiz Junior'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Bu grupta Todd Pletcher'ın Antinet diye bir isim, iki isim eküller. Todd Pletcher'ın Antinet isimler. Koşu 89 binlik üst grup bir maiden koşu. We Love This Game ekürlerden ilk kez start alacak bir Justify yavrusu Paco Lopez'le. Ekürisi de kariyerin ilk startında 1700 çimde Black Type ve Grup 2 koşularda start almış. Kariyerin ilk startında Black Type koşuda ikinciliği var. 9 Eylül'de geçen sene son startında 85 binlik bir maiden koşuda üçüncü olmuş. Omaha Beach yavrusu bu koşuyu kazanmaya en yakın isim Murat Ortiz Junior ile. Altıncı koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 tapetada şartlı satış koşusu. Koşuya bakalım.
Koşu 20 binlik şartlı satış kursu 59 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Cruising Man'le başlayacağız. Son startını kazanıyor ancak protesto sonucu ikinciliğe atılan bir isim. Numara olduğu son startı 1000 metre çim pistte 54.86. 2 numaralı Hail the Soul. Paco Lopez'le start alacak. Son 3 startında 1100 çimdeki 1.04.19'da kazandığı bir satış kursu. Önceki startında 1100 Tapeta'da 1.03.21 ile kazandığı bir yine satış kursu. Son startında da yaklaşık 3 boy farkla 1000 Tapeta'da 55.54'te kazandığı son 3 startı. Üçünde de favori çıkmış bir isim. 4 numaralı Bella Future Edgar Zayas'la start alacak. Son startında 1 boy farkla üçüncülüğü var. Üst grup eşdeğer bir koşu düzeltiyorum. 1 metre Tapeta'da. 6 numaralı No Name Dude Jose Ortiz'le ve 1 numaralı Loyal Louis bu koşuda şans verdiğim isimler. Yedinci koşu bir stakes koşu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. Altı numaralı Skipper Two'la ikili olan bir numaralı Oktan'la başlayacağız. Koşu 75 bin dolarlık bir stakes koşu. Oktan önceki startındaki bir black type koşu. Yaklaşık iki boy farklı. 1600 kumda 1.36.18 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Lure Him In, Edwin Gonzalez'le start alıyor. Önceki startın 2 boy farklı 1600 kumda 1.36.14 ile 62.500 şartlı satış kursu kazanmış. Ve 5 numaralı Slim Slow Slider, Michael Vasquez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik 8. koşu opsiyonel satış kursu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. Koşuya bakalım koşu. 62.500'lük şartlı satış kursu. 8 numaralı Deer District ile başlayacağız. Önceki startındaki üst grup bir şartlı satış kursunu 1200 kumda 1.09.26 ile uzak ara 9.5 boy farkla kazanmış favori olduğu koşu. 1.09.26 son startında bir ikinciliği var grup 2 koşuda. 2 numaralı Let It Ride Jose Ortiz'le start alıyor. Kariyerinin 4 startında geçen sene 1600 kumda bir maiden koşuyu 1.37.61 ile 3 boy farkla önceki startındaki 90 binlik şartlı koşuyu da 1400 kumda 1.23.08 ile 5 boy farklarla kazanmış bir isim. 5 numaralı Super Cow son startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. Favori olduğu koşu 1200 kum. 1 numaralı Baby Yoda John Velasquez'le start alacak. Son startında bir boy farklı ikinciliği var 1200 kumda ve 4 numaralı Implementation Tyler Gaffalone ile son 5 son 6 startının 4'ünü kazanmış bir isim 1700 1300 1300 kum ve 1300 çim kazandığı koşular. Son koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 çimde start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 89 binlik üst grup bir maiden koşu. 7 numaralı Coin West ile başlayacağız. City of Light yavrusu 1 milyon 100 bin dolara satın alınan bir isim. Rad Ortiz Jr. ile start alıyor. Todd Blanchard Antrenes'teki. 9 numaralı Zapata Lopez de Vega yavrusu Tyler Gaffalone ile kariyerin ilk startına çıkıyor. Chad Brown Antrenes'teki bir isim. 6 numaralı Royal Majesty Junior Alvarado ile start alacak. İngiltere'den gelen bir isim. Amerika'daki ilk startı Frankel yavrusu. Ve 1 numaralı Dilger, Edgar Zayas'la bu kursta şans verdiğim isimler. xpracing.com Amerikan yarışlarına bahis yapıyorsanız istifade edebileceğiniz bir web sitesi. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplarına ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Ayrıca 18-30 civarı çıkan atlar belli olduktan sonra biraz sonra sizlere aktarmaya çalışacağım. Altılı ganyan şablonlarını güncellemeye çalışıyorum. Bu saatten sonra da yapmış olduğunuz kurguyu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Çıkan atlardan sonraki son duruma göre. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu birinci altılı ganyan ilk ayağı 21.09'da start alıyor. 8 numaralı I am the game, 4 numaralı make them up, tap, 3 numaralı mufrih ve 5 numaralı shake your bones, 9 numaralı candy street ile ekürü olan bir isim.
İkinci koşu 5 numaralı Lady Emily Catherine, 7 numaralı Peace Cruiser ve 3 numaralı Astrilla. Üçüncü koşu 2 numaralı Six Feet Apart, 1 numaralı Above Par, 3 numaralı Fedalia ile Hecuri, 6 numaralı Temerity, 8 numaralı Runaway Breeze ve 12 numaralı Alaturka. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 8 numaralı Road to Road'la başladık. 5 numaralı Toscanito, 1 numaralı Boldness ve 3 numaralı Rhymes Like Dimes. Beşinci koşuda 2 numaralı Will Leave This Game'le ekip olan 3 numaralı Triple Espresso, Orat Ortiz Jr.'la Maiden'dan çıkmaya en yakın isim. 8. koşu 7 numaralı Cruisin' Man, 2 numaralı Heal the Soul, 4 numaralı Bella Future, 6 numaralı No Name Dude ve 1 numaralı Loyal Louie. 7. koşu 1 numaralı Oktan, 6 numaralı The Skipper 2 ile Ecure, 2 numaralı Lure Him In ve 5 numaralı Slim Slow Slider. 8. koşu 8 numaralı Deer District, 2 numaralı Let It Ride, 5 numaralı Super Show, 1 numaralı Baby Yoda ve 4 numaralı Implementation. Son koşuda da 7 numaralı Coin West, 9 numaralı Zapata, 6 numaralı Royal Majesty ve 1 numaralı Dillinger önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala katkı verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.